Arkadaşlar merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber City Car Drive'de yeni bir içerik yapıyoruz. İçeriğimizin adı lükslerin kapışması. Arkadaşlar lüks markalı arabaları veya esnaf markalı, ticari markalı arabaları kapıştıracağız. Öncelikle bugün lüksten başlıyoruz. Konuklarımız A8 ve BMW 7 serisi olacak. Öncelikle bir A8'imize geçelim. A8'e baksanız arkadaşlar, Quattro kasa. A8 sesi de var ha. Ay maşallah. Popcorn yazılım da yaptırmışlar. Geri görüş yok ama arkadaşlar, bunu söyleyeyim. Emniyet kemerini takmıyoruz biliyorsunuz. Kadranlarda arkadaşlar B8 kadranı, zaten bildiğiniz B8 kadranı anımsatıyor. Neyse onu geçtim. İç dizayna önem verilmiş arabada. Kadranlar biraz silik görünüyor da. Yapacak bir şey yok. Bu arada 4'te yakınca kadran selamlama bildim. Neyse. Önce bir biliyorsunuz artık. Aa bunu demedim. Ya Allah ya, bismillah o zaman. Hepsini arkadaşlar kıyaslayacağız bakalım. Öncelikle bu arabamız birkaç basıyor, onu görelim hep beraber. Bad boys. Kamera kasıyorum yine, bakalım da. Yok Allah, şur kasım yok. Şu an arkadaşlar araba gidiyor ya vallahi. Traktör motoru var ya, iyi maşallah. Ay 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 ay, ulan X5. Oo, kontrolü çok iyi lan. Orada var ya, her baba yiğidin harcı değil o araba, öyle o harekette kurtarmak. Yani kurtarı şey, insanı birey olarak demiyorum arkadaşlar, araba olarak diyorum. Çoğu arabada biz orada kaybediyoruz. Bu araba çok fazla yapmayacak gibi geliyor hız ama. Ha, 280 basmıyor mu lan gerçekten bunlar? Zaten öyle bir şey basamayacaksınız, korkmayın. Öyle bir şey basarken öldüğünüz için. Tövbe ya. Arkadaşlar birazdan 7'ye geçeceğiz. Öncelikle bir arabayı size bir frenle falan bir tanıtayım. İç mekan olarak artı aldı. 0'dan 100'e. 0'dan 100'e arkadaşlar ortalama bir 5,5 saniyede falan çıkıyor. Tam 130'dayken frene koyuyorum. Fren yok arabada, çok kötü kayıyor. Acayip kayıyor arkadaşlar, fren yok arabada. Kontrolleri artı puan aldı, cidden kontrol çok sağlam kontrolleri var. Şöyle şu an bu yolda ben bu hareketleri yapsam vuruyordum. Ama bunda vurmuyorsunuz işte, çünkü quattro. Seri lastik getir abime. Oğlum cidden hasta kaldım arabanın kontrollerine ya. Sesi ama içeriden kötü ya. Depo bitti zaten. Birazdan benzin biter. Bir tam gaz göremedim ya. Top speed'i. Zaten bu trafikte de göreceğimizi sanmıyorum. Mal gibi gittik, %80 trafikte yap açtık. Ama iyi geçiyoruz ha. Allah Allah var vallahi. Abi araba güvende hissediyor. Araba güvende hissettirmiyor, görüyorsunuz. Neyse arkadaşlar, bu araba ortalama 220 falan yapar. 220 geçmez oyunda. Gerçekte alatır da oyunda 220 falan yapar. Bu arada masaj yapıyor ha bunun arka koltukları, onu söyleyeyim. Masaj özelliği var. Gidip bir 1,5 milyona yakın para verip bir araba alacaksın. Masaj koltuğu olmasın mı ya? Onu da düşünmüşler. Neyse son bir kere daha deniyorum top speed'i. Bad boys. 2 direksiyona, 2 elimle, 2 direksiyon neyse, 2 elimle direksiyona saldırdı reis, ardından X5'i arkadan koydu. 15 bin lira tutanak. Neyse diğer arabaya geçelim arkadaşlar.
araba sabırsızlanıyorum çünkü sürmek için. Oy 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 ince. Da arabanın karartma fil Allah belanı ne oluyor lan? Mod bozuk deme bana. Arabanın karartma filmini abartmışlar arkadaşlar. Oğlum bu araba çok hızlı lan. Arabanın karartma filmini abartmışlar arkadaşlar. Biliyorsunuz normalde dışarı yapılır ya, bunlar içeriye de yapmış. Bu araba çok hızlı ya. Biz bunu söyleyeyim, ben başta Quattro kazandı. İlk defa BMW'ye sövmek istemiyorum ama yapamamışlar. Ya yani gene sövmüyorum da oyunda yapamamışlar. Ola ne oluyor lan? 200'ü gördü. Allah! Vay koçum, vay 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 vay. 240 arkadaşlar, 250 yapardı bu araba. 250 yapardı. Biraz içten sürelim. İçten bir şey göremiyorum ki süreyim. Ulan size bir şey diyeyim mi? Hız bakımından arkadaşlar. Bu fren bakımına, frene bakalım. Frene bakamıyorsunuz ki, direkt atıyor. Neyse şöyle bir insani bir şekilde dönelim diyeceğim de tek tek döndü lan. Şimdi 0'dan 100 yapıyorum. Araba 0'a inmiyor aslında satayım ya. Neyse. Ama var söyle, neyse şimdi. Abi arabanın bunun rot balansçısı kim ya? Çek şunu el freni. Rot yok arabada. Birden gaza yüklenmeyeceğim arkadaşlar. O yüzden Allah'ım vurmuş bunlar. Şimdi yükleniyorum. Ben hesapladım kafam. Hesaplayamamış. Arkadaşlar ortadan bir 6.5 saniyede falan çıkıyor. Fren koyuyorum. Bunun freni daha iyi arkadaşlar. Quattro'yu tokattı da X-Drive fren konusunda. Kontrol konumu kontrolde de Quattro tabii ki de tokatlıyor. Yani abi modcu yapamamış bunu. Bir kere arabada içi güzel, cam dışında. Bad bad boy it's none. Allah belanı. Yok abi. Kontrol bakımından da Quattro takattı arkadaşlar. Çok fazla üstüne düşmek istemiyorum bu arabanın. Çünkü canavar yerinde durmuyor. Normal bir şey tabii. V8 motor var. Durmaz. V8 diye biliyorum vallahi. Bunlar V12 değil de büyük ihtimal değil mi? V12'ler değil de aynen. Neyse arkadaşlar, bir videonun daha sonuna gelelim. İnceleme videosunu Audi kazandı. Hem de güzel bir tokatladı vallahi. Tabii gerçekte benim görüşüm her türlü yedi kasa tokatlar ama neyse, gerçekte o da. Dediğim gibi arkadaşlar, bu serilere devam edeceğiz artık. Lükslerin kapışmasıdır, esnafların kapışmasıdır falan yeni serimiz. Sizler de eğer daha çok bu serinin gelmesini istiyorsanız ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Videomuzu beğeniyoruz değil mi beyler? 2 saniyenizi ayırıp ya rica ediyoruz. Siz dediğim gibi arkadaşlar 2000 abonede de çekiliş yapıyoruz. Ona da katılabilirsiniz ama daha şu an değil tabii 2000'de. Diğer videolarda da görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize dikkat edin. Bay bay. Görüşmek üzere efendim. Ne oluyor lan? Oh.